Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Dolar TL 2.67 sınırında ve yatay seyrediyor. Ancak Euro TL parite etkisiyle biraz yükselmiş vaziyette yeniden 3 seviyesini aştı. Öğleden sonra ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine dair beklenti 225 bin civarında bir artış olması yönünde. Bu veriye kadar bu sakin hava devam eder mi? Veri tahminleri aşarsa kurlar nereye gider? Tahminlerin altında kalırsa nereye gider? Tabii ki dediğiniz gibi veriye kadar aslında çok sakin olmayabiliriz. Oldukça yoğun bir hafta geçirdik ve hem Avrupa'dan hem yurt içinden hem de Amerika tarafından oldukça yoğun bir veri akışı vardı. Bugün Amerika'dan tarım dışı istihdam rakamları bekleniyor. 226 binin üstünde gelecek rakamlar dolar tarafına pozitif yansıyacakken 226 binin altında gelecek rakamlar ise dolar tarafına negatif yansıyacaktı. Yalnız tarım dışı istihdam rakamlarıyla kalmayacak iş. Ayrıca biz Amerika'da işsizlik oranları ve ortalama saatlik kazanç verilerini de takip ediyor olacağız. Avrupa'ya baktığımızda ise Draghi'nin konuşmaları sonrası Avrupa'da olumlu bir hava istiyordu. Bugün büyüme verisi var. 2015'in birinci çeyrek büyüme verisinin revizesi gerçekleşecek ve son halini alacak. 0.4 bekleniyor veri. 0.4'ün üstünde gelecek bir veri enflasyon verisinin de etkisiyle euroya daha çok alım getirecektir. Ancak 0.4'ün altında kalacak bir veri ise piyasalarda biraz ayar kırıklığı yaşatabilir ve aşağı yönlü euroda hareketler görülebilir. Yine Yunanistan tarafında sıkıntılar bitmiyor. Yunanistan en son dün akşam kreditörlerin teklifini kabul etmedi ve bu ay içinde ödeyeceği miktarın tamamını Haziran sonunda ödemek isteyeceğini teklifinde bulundu. Şimdi teknik olarak baktığımızda Euro tarafında Euro TL'de 3'ün üstünde kaldığımız sürece Euro bölgesinden olumlu haberler gelirse 3.04'lere kadar bir yukarı yükseliş hareketi görebiliriz. 3'ün altına inersek ise 2.97.50 seviyesine kadar bir düşüş hareketi gelebilir. Dolar TL'ye baktığımızda ise Amerika'dan gelecek verilerin etkisiyle ve içeride de seçim belirsizliklerinin etkisiyle fiyatlama hareketleri görülecektir. Dolar TL'de 2.67'nin üstünde 2.69 seviyesi bugün için hedeflenebilir. Aşağıda ise bu satış baskısının sürmesi halinde 2.67'nin altında 2.64 seviyesine kadar bir geri çekilebilir. Dünkü satış hareketine baktığımızda daha çok TL'nin diğer para birimlerine karşı olan, özellikle dolar ve euroya karşı olan kar satışları ve TL'nin değerlenmesiyle biz bu satışları yaşadığımızı görüyoruz. Çünkü hafta başından beri TL bu iki para birimine karşı oldukça değer kaybetmişti ve piyasalardan ayrışıyordu. Bunun en net etkisini dolar endeksinde görmemiz mümkün. Çünkü dolar endeksi hafta başından beri düşerken biz TL'de yukarı yönlü hareket görüyorduk. Yani bir ayrışma söz konusuydu. Bunun da kar satışını dün yaşadığımız sert hareketle gördük. Borsa tarafına baktığımızda ise pazartesi günü sert bir fiyatlama hareketi gelebilir. Tabii ki seçim sonuçlarına göre piyasa riskini realize edecektir. Ve borsa tarafında 80.700'ün altında kaldığımız sürece sert satış baskısına maruz kalabiliriz. Ancak yukarıda şu anda 83.300 seviyesinin üstüne çıktığımız takdirde tekrardan 84.700 rakamına kadar bir yukarı yükseliş hareketi gelebilir. Tabii seçimler önemli olacak bu harekette ama şunu görüyoruz, açılışta gördüğümüz zayıf tablo biraz daha sakin ve yatay bir tabloya bırakmış durumda kendini. Pazartesi sabahına dair çok kısaca beklentinizi de almak isterim. Tabii seçim sonucuna bağlı yatırımcıların karar vereceği bir yön göreceğiz ama sizin beklentiniz ne yönde olacak borsada? Sonuçta bu haftayı da hangi seviyelerden tamamlayacağımız önemli olacak. Dalgalanma sürecek gibi önümüzdeki hafta, ne dersiniz? Tabii ki önümüzdeki haftada kar satışlarına ya da risk primlerine bağlı olarak dalgalanmanın 1-2 hafta boyunca daha devam edeceğini görebiliriz. Tabii ki seçim sonuçları çok önemli. Seçim sonuçlarına göre piyasa hareket edecektir. Öncesini kestirebilmek oldukça zor bu dönemde. O yüzden pazartesi günü eğer ki dediğim gibi buralarda açılan bir fiyat endeksi görürsek o zaman daha biraz daha yatay kalabiliriz ama açılışta
satışla karşılaşırsak haftanın devamında satışlar beklenebilir. Açılışta alışla karşılaşırsak o zaman hafta boyunca bir miktar yükseliş hareketi görülebilir. Şu anda çok dalgalı bir piyasa izledik borsa tarafında bu hafta. Bir gün alıcılı bir gün satıcılı. Bu tamamen seçim fiyatlaması. Ve bundan sonraki haftada da oldukça volatilitenin oldukça yüksek olacağını söyleyebilirim. Onur Altın, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri için. Evet, içeride piyasalara dair yorumlar böyle. Biz seçimi bekliyoruz ama seçimi beklerken yurt dışında kritik bir gelişmeyi de izliyoruz. Türkiye saatiyle 15.30'da ABD'de tarım dışı istihdam verisi gelecek. Veri öncesi küresel piyasaları veriye dair beklentileri aktarmak üzere Murat Üzel her zaman olduğu gibi karşımızda. Murat, günaydın. Günaydın İnci. Aslında dünkü o tahvil piyasası hareketliliği, euro hareketliliğinin yerini şimdi bu istihdam raporu beklentisi aldı bile. Aslında şunu söyleyebiliriz. Dünkü o faiz hareketlerinin getirdiği borsa düşüşleri, Avrupa ve Amerikan borsalarına getirdiği değer kayıplarının aslında bir benzerini sabahın erken saatlerinde Asya'da gördük. Ama Asya borsalarındaki o topyekün düşüş görüntüsü her ne kadar %1'in altında da olsa genelde biraz daha toparlamaya doğru yerine